Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kanal 23 ekranlarında Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ İl Müftülüğü tarafından hazırlanan İnanç Dünyamız adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, İnanç Dünyamız'ın bu haftaki konuğu Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi Sayın Mesut Şen Hocam. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yine Yeşil Cami İmam Hatibi Yunus Ucal Hocamız inşallah bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetleri sunacak, güzel ilahiler okuyacak. Her zaman olduğu gibi programımıza sözlerin en güzeli, kelamın en üstünüyle başlıyoruz. Bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetini sunmak üzere sözü Yunus Ucal Hocama bırakıyorum. Buyurun kıymetli Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإن
إنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Yeşil Cami İmam Hatibi Yunus Ucal hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Kıymetli seyirciler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Ana Bilim Dalı'ndan araştırma görevlisi Mesut Şen hocamız ile Ramazan ve Kur'an'ı inşallah konuşacağız. Yunus Ucal hocamız Kur'an-ı Kerim okudular. Allah razı olsun kendilerinden. Hem hocamız kıraatçı olması bakımından ben izleyicilerimizle bir hususu paylaşmak istiyorum. Hani bizim medeniyetimiz cami medeniyeti, aslında camiler her daim bir mekteptir, bir üniversitedir. Bu manada Elazığ'da da Yeşil Cami'de gerek İmam Hatip öğrencileri, İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrenciler gelip orada Kur'an okuyorlar, imamlık sınavlarına hazırlanıyorlar. Bu manada da biz hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Mesela Yeni Cami öyle, Hafız Ali vardı, Allah selamet versin, emekli. Hepsi Kur'an'a hizmet eden kişiler Sayın Hocam. Sayın Hocam, ben sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. İyisiniz Sayın Hocam. Elhamdülillah. Böyle Ramazan-ı Şerif'in güzelliği sardı bütün Müslümanları, hepimizi. İnşallah. Yani piyasada olan sıkıntılar malum tabii. Ancak bu kadar sıkıntının içerisinde Ramazan-ı Şerif'in o rahmeti, bereketi, sevgili Peygamberimizin ifadesiyle kad avalleküm şehrun azimun diye sizi muazzam bir ay gölgeledi diye buyurdu. O ifadeyi gerçekten her Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde yaşıyoruz. Öncelikle böyle bir organizasyonu yaptığı için Kanal 23'e teşekkür ediyoruz. Sadece Ramazan-ı Şerif'te değil, yani birçok programda, birçok kandil gecelerinde yerel televizyon olarak üzerine düşeni gerçekten layıkıyla yaptığını müşahede ediyoruz, seve seve seyrediyoruz. Bütün yöneticilerine ve çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve yine öncelikle bütün halkımızın, izleyenlerimizin, sizlerin Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyoruz. Rabbim inşallah hayırlara vesile kalsın. Amin. Şu sıkıntılı ortamda bu salgın hastalık her tarafı kaplamışken, dünyayı kaplamışken, bu ortamda Ramazan-ı Şerif'in hatırına, bu Ramazan-ı Şerif'teki okunan Kur'an-ı Kerimlerin hatırına inşallah Rabbimizden bu belanın, bu sıkıntının bir an önce başımızdan kalkmasını, tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Ramazan-ı Şerif için Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam. Bizler de sizin gibi değerli hocalarımızı konukla, halkla buluşturarak aslında bir nebze sönük geçen Ramazan'ı biraz daha canlandırma amacını taşıyoruz kıymetli hocam. Hani malum teravih namazlarını evlerimizde kılıyoruz. İşte belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Hem bu bizim yani şahsi bir sorumluluğumuz, yani herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Evet. Bu manada bizler de hani o gerçek şeyin yerini tutmasa da, hani teravihlerin, camideki vaazların yerini tutmasa da nebzeten bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun, bizleri kırmadınız, geldiniz. Kıymetli hocam, orucu biz zaten anlatıyoruz aslında Ramazan ayını. Ki iftar vakti programında sizden, sizin gibi değerli hocalarımızı çağırarak, sizin de alanınız olarak Ramazan ve Kur'an, Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu manada neler söylemek istersiniz? Veya Kur'an'ın tarifi nedir? Biz hep işte Kur'an-ı Kerim yüce kitabımız diyoruz ama böyle Kur'an-ı Kerim'i tarif edersek neler söyleyebiliriz Sayın Hocam? Evet. Şimdi çok güzel bir yerden girdiniz. Tabii Ramazan ayı, Kur'an ayı diyoruz. Bu tam olarak neye tekabül ediyor? Bununla ilgili çok değerli hocalarımız burada Ramazan-ı Şerif'in faziletinden, Ramazan-ı Şerif'te olması gerekenlerden bahsetti ama ben müsaade ederseniz ayet-i kerimelerdeki o bağlantılarla ilgili bir iki hususa dikkat çekip ondan sonra Kur'an-ı Kerim kısmına geçmiş olayım. Yüce Rabbimiz
Bakara suresi 183. ayet-i kerimede daha önceki topluluklara farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı buyuruyor. Oruçta bize nasıl farz olduysa bizden önceki topluluklara da farz olduğunu anlıyoruz. Ama ayet-i kerimenin sonunda لَاَلَّكُمْ تَتَّكُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Takvaya ulaşmamız için oruç farz kılındı. Bu ayet-i kerimelerin dizilişine baktığımız zaman, sıralanışına baktığımız zaman Ramazan-ı Şerif ayındaki birinci öncelik orucun olmuş oluyor. Yani Ramazan eşittir oruç diyeceğimiz kadar o kadar eşit diyebiliriz. Evet. Ama bu oruç nasıl bir oruç olmalı? İşte takvaya götüren bir oruç. Yani bizi günahlardan uzaklaştıran, az da olsa sevaplara yaklaştıran bir oruç olduğu zaman biz o zaman ancak tamam biz oruç tutuyoruz diyebiliyoruz. Burada tabii mutlak manada bir mükemmelliyetten bahsetmiyoruz. Takva azıcık da olsa ibadete doğru adım atmamızdır. Azıcık da olsa günahtan kaçınabilmemizdir. Bu takvaya ulaşma yolundaki adımlardır. Yoksa yani bazı bütüncül yaklaşımla yani sen bunu yapıyorsan oruç tutma daha iyi gibi bazı tavırlar oluyor. Öyle değil. Yani bir namaza başlamayan bir insan, hiç namaz kılmayan bir insan Ramazan-ı Şerif geldiği için ya ben teravih namazına bari gideyim. Şu an tabii bu dönemde yok ama yani en azından günde bir defa namaz kılayım. Evet. Beş vakit kılamıyorum, bari bir defa kılayım. Kıl efendim, ne kadar güzel. Yani aynen, hazır Ramazan-ı Şerif'i fırsat bilerek akşam mı kılıyorsun, sabah mı kılıyorsun? Bir vakit de olsa, ya Ramazan-ı Şerif vesilesiyle bir vakit bile olsa namaza başlayabilmek takvaya giden o yoldaki bir adımdır. Dolayısıyla oruç karşılığını veriyor mu? Evet, bir adım bile olsa ibadete yaklaştırıyorsa vermeye başlamıştır. Bir adım bile olsa günahlardan kaçındırıyorsa meyvesini vermeye başlamıştır. Bu kısma bir dikkat çekmek istedim. Sonraki dizilişinde işte biz Kur'an-ı Kerim'le ve kıraatla meşgul olduğumuz için, olmaya çalıştığımız için ayet-i kerimelerin dizilişinde inci gibi diziliş vardır. Böyle her bir kelimeden sonra her bir gelen kelimenin bir özel anlamı vardır, özel manası vardır. Buna biraz şeyde bizim literatürde tenasübül ayet ve süver denir. Ayetlerin ve surelerin birbiriyle uyumu denir. Bu bağlamda şimdi bu ayet-i kerimeyi söyledikten sonra hemen Cenab-ı Hak eyyâmen ma'dûdât buyuruyor. Burası çok ilgi çekici bir yer. Tefsirlerde özel durulmuş. Eyyâmen kelimesi bazen tabii terimsel anlamlara girmek zorunda kalacağız. Orada bir nekre vardır. Tenmin evet. vardır, nekre vardır. Eyyâmen de bir tazim vardır. Muazzam günler. Evet, oruç farz kılındı. Bu orucun farz kılındığı günler muazzam günlerdir. Eyyâmen, çok muazzam günlerdir. Ama insanların zaman zaman, özellikle burada da var ama Avrupalarda 22 saate kadar çıkan oruç süreleri var. Orada insanlar acaba bu kadar 22 saat oruç tutabilir miyiz? Veya burada da günün şartlarına göre bu kadar uzun oruç tutabilir miyiz acaba? Bazı şeylerden geride durmak zorunda kalacağız. Nasıl geçecek acaba ya bir cevap olmak üzere birinci kelimede bir tazim, muazzam günler diye Cenab-ı Hak buyururken ma'dudat diye bu sayılı günleri de iki manada mana vermişler. Birincisi aman sıkıntı yapmayın, stres yapmayın, ma'dudat. Bunlar sayılı günlerdir. Gelecek, geçecek. Evet. Ama bir diğer manası eyyâmen muazzam günlerdir ama ma'dudat. Sayılıdır o muazzam günler. O muazzam günlerin kıymetini biliniz diye. Bu şekilde tatlı bir geçiş vardır burada. Buna bir dikkat çekmek istedim. Çok güzel gerçekten hocam. Ya biz de hep o ayetleri okuyorduk. Eyyâmen ma'dûdât. İşte femen kâne minkum meridan ve alâ sefer ilâ ahiril âye. Ama dediğiniz şey çok güzel. Yani sıkıntıya düşmeyin. Aslında bu aylar korkmayın. Aylar gelip evet. geçici. Ama diğer bir yönüyle eyyâmen ma'dûdât yüce aylardır. Bağışlanma ayıdır. Evet. Fırsat aylardır. Bu fırsatı da kaçırma tehlikeniz de olabilir ya da değerlendirme imkanınız da olabilir diye evet, kıymetli hocam. Aynen çok güzel değindiniz. Şimdi devamında o sizin okuduğunuz kısmı ben geçmiş olayım. Zaten bahsetti hocalarımız birkaç gündür devam ediyor programlarımız çünkü. Benim dikkat çekmek istediğim bir sonraki ayet-i kerimenin başlangıcında işte birinci olarak
Ramazan eşittir oruç dedik ama ikinci olarak Ramazan eşittir Kur'an diyeceğimiz kadar iş bu kadar ciddi. Nedir? Evet. Cenab-ı Hak buyuruyor. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Biraz önce siz de okudunuz. Şehru Ramazan hangi günlerdir o oruç tuttuğumuz günler? Şehru Ramazan, Ramazan ayıdır. Ramazan ayının günleridir. Ne peki bunun esprisi ne? Nedir bu Ramazan ayı? Ellezî unzile fîhil Kur'an. Cenab-ı Hak Ramazan'ı tanıtırken bize Ramazan-ı Şerif ayını, yani orucun farz kılındığı ay diye tanıtmamış, Kur'an'ın indirildiği ay diye tanıtmış. Burada da çok ilginç bir nükte var. Ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan'a o güzelliği veren, o mükemmelliği veren, o rahmeti, bereketi veren şey Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde inmesidir. Kur'an-ı Kerim böyle bir şey. Devamında buyuruyor ki, Hüden linnâsi, insanlar için bir hidayet rehberi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân ve Cenab-ı Hak'tan, hidayete erdiren Cenab-ı Hak'tan beyyineler, deliller ve hak ile batılı ayıran bir kitaptır o kitap. Şimdi burada şu hususa dikkat çekmek istiyorum. Zaman zaman tartışılıyor, belki vaktimiz kalırsa üzerinde dururuz ama Kur'an-ı Kerim'in manası bilinerek mi okunmalı, bilinmeden mi okunmalı, ölüye okunur mu, diriye okunur mu? Okuduğun zaman işte sınava girecek olan arkadaşlarımız oluyor. Ya sınava girerken Yasin okuyormuş, ne alakası var canım diyenler oluyor. Şimdi ayet-i kerimeye baktığımız zaman şu ayet-i kerime bize o kadar müthiş mesajlar veriyor ki Şehru Ramazan diye Cenab-ı Hak buyurduktan sonra, Ramazan ayı buyurduktan sonra bunu en güzel nasıl tanımlarız? Ünzile fihil Kur'an, içerisinde Kur'an indirilen bir ay. Öyleyse meseleye şöyle bakacağız. Bakmalıyız, hepimiz bakmalıyız. Kur'an-ı Kerim öyle bir ay ki, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki içerisinde bulunduğu geceyi, içerisinde indiği geceyi, Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı bir hale getiriyor. Bir geceyi. Ya Kur'an bir şeye iniyorsa o geceyi bin aydan daha fazla, daha hayırlı bir hale getiriyor. Sonra o gecenin bulunduğu ayı Cenab-ı Hak 12 ay vardır buyuruyor ama isim olarak sadece Ramazan-ı Şerif ayını zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diğer ayları zikretmiyor. 4 tane minha erbaatun hurum diyor. 4 ay haram aydır diyor. 12 aydır diyor Allah'ın Allah indinde ayların sayısı ama bir ayı zikrediyor ve zikrederken de onu Kur'an'a bağlayarak zikrediyor. Öyleyse indiği geceye böyle bir değer veren, indiği aya böyle bir değer veren, indiği kalbe nasıl bir değer verir? İndiği bedene nasıl bir değer verir? Allah razı olsun, Yunus Hocam ne kadar güzel okudu biraz evvel. Mescitlerde Allah'ın isminin zikredilmesine engel olmaya çalışandan daha zalim kim olabilir diye. Şimdi o ayetlerin manasını anlamasak bile öyle bir lahuti bir ses ki o. Yani Cenab-ı Hak'tan bize inen, biz Cenab-ı Hakk'ı elle tutamıyoruz, gözle göremiyoruz. Nedir onun bıraktığı eser? İşte Kur'an-ı Kerim'i elle tutuyoruz. Gözle görüyoruz, kulağımızla dinliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bereketinden istifade etmenin adıdır Kur'an. Siz buyurdunuz ya, Kur'an-ı Kerim nedir? Evet, bunun tanımı vardır. 23 yılda Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam tarafından indirilen ve tevatüren, yani hiçbir şekilde kesintiye uğramadan bize gelen bir kitaptır der kitaplarımız Kur'an-ı Kerim için. Ama evet, sadece bu terimsel manada tanımdan öte Kur'an-ı Kerim indiği şeye şekil veren ama mükemmel bir şekil veren öyle bir kitaptır. Onu dinlediğimiz zaman kalbimize, kalıbımıza, bedenimize huzur veren öyle güzel ayet-i kerimeler var. Yani o Kur'an indiği zaman neler değişiyor. Böyle Kur'an-ı Kerim anlasak mı anlamasak mı? Anlasak iyi ama anlamadığımız zaman biraz evvel okudu hocamız. Onda böyle bir sükûne, bir huzura ermedik mi biz? Ne kadar güzel bir ses. Cenab-ı Hak'tan gelen bir rahmet. Onun rahmetinden istifade etmenin adıdır Kur'an-ı Kerim. Öyleyse şunu anlıyoruz kıymetli hocam, hani bizim mecellede de bir hususumuz var, bir kuralımız var. Çoğu elde edilemeyen şeyin çok güzel azı terk edilmez. Şimdi tamam, aslında en mükemmeli kişinin Kur'an'ı işte tecvidiyle, bütün işte harf, sıfat, onlara riayet ederek okuması, tabii anlayarak okuması, anladığıyla amel etmesi, evet,
hem işte iç dünyasına yansıması, dış dünyasına yansıması, bu işte herkesin kendi nispetine, gücüne göre artık şey yapıyor. Evet. Bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Ama bunu hani herkes okuduğu Kur'an'dan anlayacak, işte ayetleri hepsini teker teker anlayacak diye bir kural yok Sayın Hocam. Şart yok. Yani öyle bir şart yok. Muhterem Hocam, ne kadar güzel söylediniz. Yani bu söylediğiniz cümle biraz evvel benim başlangıçtaki söylediğim cümleyi de teyit etti. Özellikle izleyen değerli kardeşlerimize şunu söylemiş olalım. Azı elde edilemeyen şeyin tamamı terk edilmez. Tamamı ve çoğu elde edilemeyen, çoğu elde edilemeyenin azını terk etmememiz lazım. Evet. Evet. Şimdi hep Arapça ezberlediğimiz için o kaidelerimiz. Şimdi burada Ramazan-ı Şerif ayı ile alakalı biraz evvel söylediğimi bir daha teyit etmeye ihtiyacı hissettim sizin bu sözünüzden. Yani bazı insanlar din adına konuşurken, efendim böyle bir din olmaz, 5 vakit kılamıyorsan hiç kılma daha iyi, yalan söylüyorsan oruç tutma daha iyi, ondan sonra şunu yapıyorsan namaz kılma daha iyi gibi, böyle bu tür şeylerle dinin aslında özüne zarar veren açıklamalar yapılabiliyor. Efendim nedir? 5 vakitten bir vakit namazı kılabiliyorsan o namaz olur ki 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra seni ne yapar? Ya ben bu kıldığım namazdan güzel zevk alıyorum, bir vakit daha ekleyeyim buna. Buna tedricilik denir dinde. Evet. Ve Peygamber Efendimizin kurmuş olduğu, yani gelen din bu şekilde tedrici olarak gelmiş. Mesela içki bir günde yasaklanmamış, içkinin yasaklanması. Sonra ibadetler bir anda, hepsi bir anda inmemiş böyle. Tek tek. Önce namaz, sonra zekat gelmiş, hac gelmiş, oruç gelmiş. Hepsi farklı farklı zamanlarda gelmiş. Yani biz hiç dinle, imanla, İslam'la alakası olmayan ama kendini Müslüman zanneden bir kardeşimize yok canım hepsini birden yapacaksın, yoksa hepsini terk edeceksin diyemeyiz. Bu bağlamda Ramazan-ı Şerif bizim için bir milat olsun. Bir köşesinden başlayalım böyle inşallah. Yani orucun 30 gün tutamıyor muyuz? Ya bir gün bir tutalım bakalım. Ondan sonra da niyetlenelim, tutabildiğimiz aynen kadar tutalım diye. Bu demek değildir ki 3 günde tutsan yeterli anlamında değil elbette. Ama bir yerden başladığımız zaman ondan sonra gerisi gelecektir inşallah, i̇nşallah diyoruz kıymetli hocam. Kıymetli hocam, inşallah yine devam edeceğiz. Ben burada sözü Yunus buyurun Ucal hocama bırakayım. Bu söylediklerinize binaen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman Muaz bin Cebel'e yaptığı nasihat hakikaten insan aklına geliyor. Evet. Hani diyor ya, ey Muaz diyor, sen ümmi bir topluma gidiyorsun. Diyor önce onları Allah'a ve ahiret gününe ve peygambere imana davet et. Diyor evet, kabul ederlerse işte günde 5 vakit namazın olduğunu onlara söyle, kılmalarını emret. Evet. Bunu kabul ederlerse işte zenginlerin malından bir kısmını fakirlere vermek şartıyla, işte koşuluyla zekatı emret diye böyle tedricilik. Yoksa sahabi efendilerimiz, İslam'ın ilk yaşayanları, İslam gelince hemen o İslam elbisesini yani giyip dışarı evet çıkmadılar. Yani sonuçta tedrici bir şekilde yavaş yavaş onu uyguladılar. Allah razı olsun. Amin. Kıymetli seyirciler, söz Yeşil Cami İmam Hatibi Yunus Ucal hocamızda. Kıymetli hocam buyurun. Ben bu meclislerde hayretler gördüm Allah. Uyudum uyandım, hep ayan gördüm. Uyudum uyandım, hep ayan gördüm. Habibin nurunu yanarken gördüm Allah. Ben hu demeyince eylenemem hu. Allah demeyince sabredemem hu.
Ben bir çeşme yaptırdım mermer taşından Allah. Suyunu akıttım gözüm yaşından. Suyunu akıttım gözüm yaşından. Hiç fayda görmedim dünya işinden Allah. Ben hu demeyince sabredemem hu. Allah demeyince eğlenemem hu. Erenlerin piri Veysel Karani Allah, Ebu Bekir Ömer Osman Hazreti Ali, Ebu Bekir Ömer Osman Hazreti Ali. Onlar peygamberin sevgilileri Allah. Ben hu demeyince eğlenemem hu. Allah demeyince sabredemem hu. Ben hu demeyince eğlenemem hu. Allah demeyince sabredemem hu. Çil Camii İmam Hatibi Yunus Ucal hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Kıymetli seyirciler programımız devam ediyor. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mesut Şen hocamız ile Ramazan ve Kur'an'ı konuşuyoruz. Kıymetli hocam dilerseniz biraz daha asıl konularımıza gelelim. Aslında vaktimiz de yavaş yavaş vaktin de sonuna geliyoruz ama böyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Kur'an-ı Kerim kainat ilişkisi nasıl bahsediliyor? Kur'an-ı Kerim veya Kur'an yeryüzü, gökyüzü, dağlar, taşlardan bahsediyor kıymetli hocam. Dilerseniz buralara giriş yapalım sayın hocam. Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğiz dedik. Şöyle hızlı hızlı bazı şeylere değinmiş olalım inşallah. Şimdi biraz evvel söyledim ya, Kur'an-ı Kerim indiği şeye şekil veren bir kitap. Bu bağlamda Cenab-ı Hak Ahzab suresinde 72. ayet-i kerimesinde Estaizu billah inna aradnal emanete ales semavati vel ardi vel cibali. Biz emaneti bütün gökyüzüne, bütün yeryüzüne ve bütün o yeryüzündeki en sağlam yapılar olan dağlara arz ettik, teklif ettik. Burada tefsirlerde emanetten bahsederken sorumluluğu teklif ettik diye mana da vermişler. Kur'an-ı Kerim'i teklif ettik diye de, yani teklifi mala yutak olur. Yani neden teklif edilsin ki? Sadece biz anlayalım diye bazı misaller verilmiş. Ama fe ebeyne en yahmilneha, o yeryüzü, gökyüzü ve dağlar o Kur'an'ı yüklenmekten kaçındılar. O eşfekne minha, ve ondan korkuttular. Yani biz bu sorumluluğu yüklenemeyiz dediler. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap. Ve hamelehel insan, insan o sorumluluğu, o Kur'an'ı yüklenmeyi İnsan seçti, insan yüklendi o Kur'an-ı Kerim'e. İnnehu kâne zalûmen cehûle, ama o insan da bazen zalimlik yapıyor. Nasıl zalimlik yapıyor? Zalim, bir şeyin hakkını vermemeye zulüm denir. Yani Kur'an'ın hakkını verme hususunda gereğini yerine getirmiyor. Sonra cahillik yapıyor. Ne kadar muazzam bir kitap kendisine indirildiğinin, gönderildiğinin farkında değil. Cahillik yapıyor diyor Cenab-ı Hak Ahzab suresinde. Şimdi bu ayet-i kerimeye hemen devamlı
Huvallahüllezî diye okuduğumuz Haşr suresinin son ayetlerinden bir önceki ayet-i kerimede tam anlamadık ya şimdi Ahzab suresinde. Yani yeryüzüne teklif ettik, gökyüzüne teklif ettik, ondan sonra dağlara teklif ettik. Peki gelseydi ne olurdu? Oraya Kur'an-ı Kerim inseydi ne olurdu? Hemen Haşr suresine geçtiğimizde Estağfirullah لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Olmaz ya, ama olsaydı biz bu Kur'an'ı bizzat, burada emanet demiyor, bizzat Kur'an diyor Cenab-ı Hak. Bu Kur'an'ı bir dağ üzerine, büyük bir dağ üzerine indirmiş olsaydık لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ O zaman sen o dağı boyun eğmiş olarak, o kocaman dağ boyun eğmiş olarak مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün o Kur'an'ın indiği o dağı. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz diyor Cenab-ı Hak, yani sizler anlayın diye, siz insanlar anlayın diye böyle örnekler veriyoruz. Dağ inseydi o dağı çatlatacaktı. Böyle bir kitaptan bahsediyoruz diyor Cenab-ı Hak. Şimdi kainatla ilişkisi dediğimiz zaman işte bir ayda iniyor, o aya değer katıyor. Bir gecede iniyor, o geceye değer katıyor. Yeryüzüne inmiş olsa, dağlara inmiş olsa, göklere inmiş olsa böyle bir şey işte kime indirildi? İşte insanlara indirildi. Neden indirildi? Onu da Cenab-ı Hak En'am suresinde 155. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَهَذَا كِتَابٌ İşte bu Kur'an öyle bir kitaptır ki اَنْزَلْنَاهُ Biz onu indirdik. Bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Hemen yine baştan beri söylediğim, çok önemsediğim bir kelime bu, bir cümle. مُبَارَكُنْ Mübarek bir kitap. Bereketli bir kitap. Neye dokunuyorsa ona bereket getiren bir kitaptır diye Cenab-ı Hak bizzat مُبَارَكُنْ Bereketli bir kitap, mübarek bir kitaptır. Ama nasıl bu bereketten istifade edebiliriz? فَتَّبِعُوهُ Öyleyse ona tabi olunuz. Bu bereketten istifade etmenin yöntemini de yine Cenab-ı Hak bizzat kendisi وَتَّكُوا Ona saygısızlık yapma hususunda Allah'tan korkunuz. Onu terk etme hususunda Allah'tan korkunuz. Ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız günü düşünerek o Kur'an'a maddi ve manevi anlamda okumakla, anlamaya çalışmakla, yaşamakla sahip çıkınız. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ İşte böyle yaparsanız Allah'ın rahmetine ulaşırsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Kıymetli hocam, buradan biraz da tekrar güncel bir konuya gelirsek. Buyurun efendim. Hakikaten güzel bir konuya değindiniz. İşte Kur'an, işte diyoruz hidayet kitabıdır. Yani Kur'an nereye gelmişse oraya bir şekil veriyor. Oraya bir düzen veriyor ama tabi olmak şartı var. Yani hidayet, Kur'an bir hidayet kitabıdır diyoruz. Bazen şöyle bir soru soruluyor ya, tamam siz Kur'an-ı Kerim diyorsunuz hidayet kitabıdır ama bakın Müslümanların haline, dünyanın haline niye bir değişiklik olmadı? Ama orada o parantez, o ayrıntı çok önemli. Fettebi'u, ona tabi olun. Eğer tabi olunanı bir şekle koyar, tabi olunana bir yol gösterir. Yani siz size tarif edilen yola gitmezseniz hedefinize ulaşamazsınız. Bu manada hocam şöyle söyleniyor. İşte Müslümanların geri kalmasında bazıları özellikle bu çağdaşçıların söylediği söz. Kur'an'ı işte Müslümanlar Kur'an yüzünden haşa diyor geri kaldılar. İşte tekrar bir güncellensin veya farklı yorumlansın diye. Kıymetli hocam bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Çok güzel. Çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi İslam tarihine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılık nispetinde İslam toplumları yükselmiştir. Evet. Ve hatta hadis-i şerifte Cenab-ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştur. Şu Kur'an ile Cenab-ı Hak bazı toplulukları yükseltir, bazı toplulukları da alçaltır, yerin dibine sokar. Nasıl yükseltir? Ona tabi oldukça yükseltir. Nasıl alçaltır? Ondan uzaklaştıkça alçaltır. Şimdi İslam tarihine bakalım. İlk dönemden itibaren sahabe nesli dediğimiz o altın nesil. Cenab-ı Hak onların şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi sahabe neslinden, Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i arzından ve o günden bugüne kadar ne zaman Kur'an ile araları iyi olmuşsa Müslümanların hep ilerlemişler. Selçuklu'ya bakalım. Sonra Osmanlı'ya bakalım, ecdadımıza. Geldik sonra son dönemlerde ne zamanki Kur'an'dan uzaklaşmalar başladı, Kur'an'ın öğretilerinden uzaklaşmalar başladı,
Belki okunuyordu yine ama öğretilerinden uzaklaşmaya başladı. İslam toplumları Kur'an'dan uzaklaştıkça tekrar aşağılara düşmeye başladı. Şimdi çok dönemsel olarak konuşmak istemiyorum ama yani Türkiye'miz olarak da baktığımızda, Osmanlı ecdadımızdan bugüne geldiğimizde ne zaman ki Kur'an'dan uzaklaştık, ondan sonra yavaş yavaş aşağı doğru çekilmeye başladık. Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olan toplumlar, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda eğildikleri için başka yerde eğilme ihtiyacı hissetmezler. Bu kısım çok önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olanlar nedir? Bu Kur'an'ı gönderen kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda eğildiği için başka Cenab-ı Hakk'ın dışında başkalarının önünde eğilmeye ihtiyacı hissetmezler. Bu bakımdan yani güzel bir yere değindiniz. Kur'an'dan uzaklaştıkça aslında biz aşağıya doğru iniyoruz. Kur'an'a yapıştıkça toplum olarak ve fert olarak yukarıya doğru çıkıyoruz. Bunun altını çizmekte evet. fayda var diyorum. Kıymetli hocam son 4 dakikamız var ama aslında konuşacağımız evet. daha çok şeyler vardı. Özellikle Kur'an-Mümin ilişkisi, Kur'an ve diğer inanç gruplarıyla ilişkilerinden evet. bahsedeceğiz ama bilmiyorum vaktimiz yetmez ama bu 3-4 dakika içerisinde toparlayacak olursak bir de herkesin merak genelde merak ettiği işte evet. ölülere Kur'an-ı Kerim okunur mu? İşte biz de bazen diyoruz ya Kur'an-ı Kerim işte hayat kitabıdır, dirilere inmiştir falan hani biraz daha böyle Kur'an'ın muhatapları biz insanlarız cümlesini vurgulamak için bazen biz de kullanıyoruz ama bu manada neler söylemek isterseniz kıymetli Şimdi, hocam. Şimdi çok güzel bir yere değindiniz. Yani burası özellikle bu akşamın şeyi olsun yani özeti olmuş olsun. Hocam yani Kur'an-ı Kerim dedik ya nereye iniyorsa oraya bereket kazandırıyor. Şimdi sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerine baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hadis-i şerifte üç şey vardır, sadakaya cariyedir buyurur. Evet. Bunlardan birincisi devamlı amel defteri devam eder buyurur, kapanmaz. İnsan öldükten sonra amel defteri kapanmıyor. Bir sadakaya cariye yani devam eden bir sadaka yaptırdıysa cami, Kur'an kursu, çeşme, yol vesaire bu şekilde insanlar ondan faydalandığı müddetçe o insana sevap gelmeye devam ediyor. Peki buna baktığımız zaman kıymetli hocam yani sadaka-i cariye insan öldükten sonra arkasından eğer eseri devam ediyorsa insana sevap geliyor mu? Geliyor. Geliyor. İkincisi ev ilmin yuntefeu bihi kendisiyle menfaatlenilen ilim devam ediyorsa bir kitap yazdıysa o kitaptan istifade ediliyorsa, bir talebe yetiştirdiyse, o talebeden istifade ediliyorsa, sevap gelmeye devam ediyor mu? Ediyor. Evveledin salihin yed'ule. Üçüncüsü, bir salih evlat ki ona dua ediyor. Ya ölü bize göre öldü. O yani aslında Cenab-ı Hakk'ın katında o diri, ruhlar ölmüyor ki. Bize göre bir ölü tabiri diyoruz biz ona. Salih evlat dua ettiği zaman ona gidiyor. Ama maalesef bazı insanlar Kur'an'a yaklaştırmaya mı çalışıyor, uzaklaştırmaya mı çalışıyor? Kur'an okunmaz ölüye diyor. Ya dua ediyorsun gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın o Kur'an'da öğrettiği o kadar güzel dualar var ki. O dualar gidecek ama Kur'an gitmeyecek. Kur'an dağa indiği zaman dağı eritecek. Bir aya geldiği zaman o aya değer katacak. Bir geceye indiği zaman o geceye mükemmellik katacak. Bir ölüye fayda etmeyecek. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilecek yanı yok. Şimdi vaktimiz belki evet. bir iki dakika içinde toparlayayım. Evet, hocam, kıymetli hocam, şu buyurun. Var şimdi. Bakın şu kısım özellikle altını çizmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'e geliyor birisi. Ya Resulallah benim babam çok hac yapmak istiyordu ama ömrü kafiye gelmedi, rahatsızdı, gidemedi. Ben onun yerine hac yapabilir miyim diyor. Öldü babası. Sevgili Peygamberimiz nasıl bakmamız icap ettiğini şöyle ifade buyuruyor. Eğer babanın borcu olsaydı sen onu ödeyecek miydin? Evet ya Resulallah. Hac da onun borcudur. Öyleyse sana yakışan borcunu ödemektir buyuruyor. Hac yapıyor, ona gidiyor. Dua ediyor, gidiyor. Kur'an okuduğu zaman gitmiyor demek ya ondan uzaklaştırmaya çalışmaktır ya da bilinçsizce bir yaklaşımdır diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak inşallah Kur'an'la bereketlenenlerden eylesin diyorum. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli hocam bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Kıymetli seyirciler, İnanç Dünyamız adlı programın sonuna geldik. Konuğumuz Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Mesut Şen hocamıza
Ayrıca Yeşil Cami, İmam Hatibi, Yunus Ucal hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haftaya yine farklı bir konu, farklı konuklar ile görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim.